Şimdi ikinci tarife tekrar, geçtik. Evet, soğanımız var. Tekrar. Soğanımıza güne başlıyoruz hızlı bir şekilde. Onu yaparken ben de şöyle kapağımı açayım. Birazdan havuçları rendeleyeceğiz. Evet. Margarin koyuyorum. Bitkisel margarin değil mi? Evet. Ne kadar atalım içine? Ben bol kullanırım ya. Siz nasıl yapıyorsunuz? Şöyle göstereyim efendim. Ne kadar istersin? Korkma korkma sana. Yarıma yakın olsun. Tamam, yarım kullanıyorum. Şöyle yapalım. Ben biraz yemeklerde yağı bol kullanıyorum. Eşimin ailesi yağlı seviyor. Hı-hı. Kendi ailem yağsız seviyor. Evet, sen misafire geldiklerinde ne yapıyorsun? Genelde artık yağlı yapıyorum. Öyle ben de öyle. Ya da ayrı ayrı ağırlayacaksın aileleri. Babam şey diyor, güzel yemek yapıyorsun ama diyor çok yağlı yemek yapıyorsun diyor. Bir şey diyeceğim, baba seni beğenmemek için zorluyor bayağı yok, değil mi? Yok. Hadi atalım istersen. Bir yandan onlar zaten kavrulsun. Babalar biraz mükemmelliyetçi oluyorlar. Bir de kızlara karşı biraz daha şeyler galiba. Hassas evet. Değil mi? Evet. Bir de evlenip gidince belki onun bir şeyi ama vardır. Ama bir dönem şey diyordu. Ne? Hepiniz güzel yemek yapıyorsunuz. Anneniz de güzel yemek yapıyor ama en güzel şule yemek yapıyor. Kaç kardeşsin? Dört kardeşiz. Dört kız mı? Üç kız bir erkek. Bir erkek. Hmm. Evet. Oradan senin yerin bir ayrı mı acaba? Diğer kardeşler kıskanmasın şimdi yok, acaba? Yok öyle bir de aynı mı? Yemek konusunda bir ara öyle diyordu sonra vazgeçti. Hayır anneniz daha güzel yapıyor demeye başladı. Diyeceğim babanın adını buradan selam gönderelim. Yunus. Yunus Bey yani sizi lafı döndürüp hep şuraya getirmişsiniz. Öpüyoruz buradan size ellerinizden selamlar. Teşekkür ederim. Kızınızla güzel güzel yemekler yapıyoruz. İstersen avucu da rendeleyelim bir yandan. Başlayalım. Değil mi? Hem sohbet ederken. Hadi bakalım havucumuzu rendeliyoruz. Az kaldı. Kaç tane havuç rendeleyeceksin? 3 tane yeterli. Bayağı da o zaman havuçlu olacak. Evet. Şunu bir koyalım peki, görelim. Aynen ben de onu diyecektim. Şöyle bir bakalım bir yandan. Bence 2 tane bile iyi olabilir. Bir bak evet, istersen havuçlar büyük gibi. Bence de yeterli. Hemen şöyle bir deniyorum tekrar kavurmayı. 2 havuç, 2 büyük boy havuç yeterli olacaktır efendim. Şöyle. Küp küp doğranırsa o zaman pişme süresi geç uzar, olabilir. Evet. Çünkü pilav çabuk pişiyor. Evet, diri kalabilir. Gene böyle haşlanmış etimiz var. Bu sefer et suyu kullanacağız. Evet, et suyu kullanacağız. Islattığımız pirincimiz var. Orada zaten bakayım ne durumda. Bunu birazdan süzeceğim. Biraz daha uçlarımızı koyalım. O sırada kalsın suda. Biraz karabiber ekleyelim mi şimdiden? Tuzumuzu koyalım. Tamam. Karabiber çok az böyle aroma verecek kadar ekliyoruz. Sanıyorum bunlar öldü. Etimizi de koyabiliriz gibime geliyor. Ben önce pirincimizi önce pirinç. Koyalım kavuralım tamam. diye düşündüm. Dur. O zaman önce onu bir süzelim. Süzelim. Şimdi soğanımızı kavurduk, havucumuzu kavurduk, baharatlarımızı attık, sıra geldi pirincimize. Yeterli tuz koyduk değil mi? Koyduk. Şöyle yapalım. İstersen sen karıştır, yemeğini tamam. Artık sana bırakayım. Önce pirinç sonra mı et koyuyorsun? Evet, pirinç biraz çok fazla şey yapmadık. Sıcak suda bekletmedik. Yani dileyen böyle yarım saat, istiyorum. Bir saat de bekletebilir ama evet. Çok vaktiniz yok. Hemen böyle biraz da sıcak suda beklettiniz yeterli oluyor. Evet. Ve et suyu kullanacağız. Et suyu ve su yarı yarıya mı kullanıyorsun? Sadece et suyu. Sadece et suyu. Lezzetli hakkını olur. Verebiliyorsun. Ağır gelmezse gelmez. Sadece et biz alışız. Biz ne et suları gördük burada ya. Ne incikler yaptık, yedik. Haksız mıyım? Paçalar maçalar, çorbalar. Artık etimizi ekleyebiliriz sanıyorum. Evet. Haşlanmış şöyle güzel. Şunu istersen şunu biraz alayım şöyle. Oh. Çok güzel. Hiç fazla suyunu koymayacağım eti. Evet. Biraz etimizle de kavuralım. Sonra zaten pirinci ölçtüğümüz bardakla ona göre de suyunu ekleyeceğiz. Suyunu ekleyeceğiz. Ölçü nasıldır? Kaça kaç oluyor? Normalde kuru yapıyorsam 1'e 1,5 yapıyorum. Kuru dediğin pirinci ıslatmadan pirinci mı? Pirinci ıslatmadan sadece kavurarak yapıyorsam 1'e 1,5 yapıyorum. Aha. Pirinci ıslatırsam 1'e 1 yapıyorum. 1'e 1. Şimdi o zaman tabii biraz malzeme de var içinde. O yüzden. Eti 2,5 bardak. 2,5 yapsak evet. Güzel olur. Güzel olacak. Çünkü ben de öyle mesela biraz daha şehriye ya da içinde böyle başka malzeme olduğu zaman
biraz daha fazla koyuyorum suyunu ki biraz o malzeme de çalıyor şey çünkü oradan, evet. Ekleyebiliriz. Bu zaten ilk haşladığımız su. Şöyle yağıyla birlikte gelmesine hiç problem yok. Evet, sadece. Bir koyuyorum. İki. Buçuk efendim. Evet. Bir bak istersen. Üçe tamamlayalım mı? Evet, şu an ben de aynı şeyi hissettim. Zorlasak 4'e 5'e doğru gideceğiz. Gider, evet. Şu etler falan tabii çok dolu dolu olduğu için malzemesi sanıyorum oldu. Artık kapağını kapatalım. Pilavımızın altını açtık. Güzelce böyle pişsin. Evet. Sonra kapatınca biraz tabii demlenmesi lazım. Evet. Çünkü böyle ters çevireceğiz bir şeyler evet, yapacağız. Böyle bir sunumları istiyoruz. Var. Biz bu sırada günün son tarifine geçebiliriz aslında. Salatamızı yapalım. Tamam. O sırada hem pilavımız da pişmiş olacak. Pişmiş olacak. Tamam. Az sonra güzel bir salata tarifimiz geliyor efendim.